Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin lehinde ilk olarak Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce konuşacak. Buyurun Sayın İnce. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. İçinde yaşadığımız durumu özetleyen çok güzel atasözleri vardır. Rüzgar eken fırtına biçer, ne ekersen onu biçersin. Şeytanla kabak ekersen kabak başına patlar. Şeytanla ortak buğday ekersen samana razı olursun gibi. 15 yıldır iktidardasınız. Kamuya memur alırken, bürokrat atarken hep yanlış yaptınız. Sürekli bizden olsun, bizim beden dilimizden anlasın diyen insanları seçtiniz. Kamu yönetimde şeffaflığı, hesap verilebilirliği yerle bir ettiniz. Sizin döneminizde yapılan bütün sınavlar şaibeliydi. Kaymakamlık, KPSS, hakimlik, savcılık, polislik gibi. Şimdi ise 15 yılda yaptığınız hatalarınızı eski ortağınıza yıkarak işin içinden sıyrılmaya çalışıyorsunuz. Yani kısacası sınavlarınız şaibeli, atamalarınız torpilli. Geçmişte size hata yaptıran şey bizden olsun mantığıydı. Ne yazık ki bugün de aynı mantığa devam ediyorsunuz. Bu kafa değişmediği sürece hatalar peş peşe gelecektir. Kamuya sızmak nasıl en kolay olur biliyor musunuz? Sizin gibi davranarak olur. Yani bana benzeyenleri kamuya alacağım derseniz, kamuya sızmak isteyenlere açık çek verirsiniz. Onlar da size benzemeye çalışır, size kendini benzettiklerini gösterirler ve kamuya sızarlar. Türkiye'de mülakat varsa liyakat kapı dışarı olmuştur sizin sayenizde. 11 Şubat 2014'te bu kürsüden yaptığım bir konuşmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir örnek vermek istiyorum. Avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş için yasa çıkardınız. Ve mülakatla, yazılının sonundaki mülakatla bazı insanları hakim savcı yaptınız. 11 Şubat 2014'te bu kürsüde verdiğim isimleri söylüyorum. Veysi Pekacar, AKP Midyat ilçe yöneticisi, İstanbul hakimliğine atadınız. İbrahim Halil Dulkadir, AKP Mezitli ilçe başkanı, Van Cumhuriyet Savcılığına atadınız. Abdullah Boyalı, AKP Demre ilçe yöneticisi, Bakırköy hakimliğine atadınız. Bahri Bayazıtoğlu, Ordu'da AKP ilçe yöneticisi, Karaman savcılığına atadınız. Partinizin ilçe yöneticilerini hakimlik savcılık mesleğine getirdiniz. Bu kişilerin bu dördü şu anda nerede biliyor musunuz? Bu dördü de ihraç, ihraç. Siz bu isimleri ben bu kürsüden sayarken milli laf atma şampiyonu AKP milletvekili tutanaklara bakın, yasal engel mi var diye bana laf atmış. Ben de diyorum ki bu kişiler adalet dağıtamaz, yanlış yapıyorsunuz diye sizi uyardığımda doğru yapıyoruz demiştiniz. Şimdi size soruyorum, FETÖ'cüleri AKP'li diye atamışsınız. Acaba diyorum bu karışıklık, birbirinize çok benziyorsunuz da onun için mi karıştırdınız diye düşünüyorum. 11 Temmuz 2012 Sayın Erdoğan il başkanları toplantısında konuşuyor. Terör örgütü insanları bu hassas yerinden vuruyor. CHP de buna sahip çıkıyor. KPSS son derece başarılı ve temiz gerçekleşmiştir diyor. 2010 KPSS'sini. Sonra ne oldu? Bu sınavda yolsuzluk olduğu ortaya çıktı. Peki bizde özür dilemeyecek misiniz? Yani biz 2010 KPSS'sinde hırsızlık var, yolsuzluk var, sorular çalınıyor dediğimizde Sayın Erdoğan bizi terör örgütüne yardım etmekle itham etmişti. Hırsızlık ortaya çıktı. Hani özür? Hani yüz kızarması? Hani affedin biz yanlış yaptık demeler? Ve ne istediler de vermedik diyenler, acaba diyorum arsa verdiler, para verdiler, kadro verdiler, üniversite verdiler. Ya diyorum acaba soruları da mı verdiler? Anayasal düzeni sağlamlaştırmak istiyorsunuz şimdi. Bu
çarpık düzeni bu adaletsiz, haksız, hukuksuz, çirkin, kokuşmuş düzeni şimdi de anayasal düzen haline getirmek istiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini, kamu düzenini, 3 milyon memurun geleceğini bir kişinin zaaflarına, niyetlerine, becerilerine terk ediyorsunuz. Bu anayasa teklifi Türkiye Cumhuriyeti'nin kesinlikle ve kesinlikle bir beka sorunudur. Türkiye Cumhuriyeti açık bir işgalden sonra kurulmuştur. Başkenti İstanbul dahi işgal edilmiştir. Bu işgali sona erdiren Anadolu'nun ortasında bir köylü devletinden modern bir cumhuriyet kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yetkisiz, etkisiz hale getiriyorsunuz. 1920'lerde memleket işgal altındayken Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen meclisi fesih yetkisini bir tek kişiye veriyorsunuz. Savaş ortamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bile 3 aylık periyotlar halinde verilen başkomutanlık yetkisini süresiz bir şekilde veriyorsunuz. Yine siz 78 milyonun vergilerinden oluşan, dişinden tırnağından arttırılan paralardan oluşan, vergileriyle oluşan bu bütçeyi bir kişinin insafına bırakıyorsunuz. İnsanlık tarihinde de, Türklerin tarihinde de böyle bir yönetim şekli yoktur. İnsanlık tarihinde krallıklar, padişahlıklar, hanlar, hamamlar, hanlıklar, beylikler, hakanlıklar vardır ama böylesi yoktur. Padişahın böyle bir yetkisi yoktur. Padişah en azından partili değildir. Padişah en azından kadı atayamazdı. Şeyhülislam atardı kadıları. Padişahın bile başbakanı vardı, sadrazamı vardı ama sizin getirdiğiniz sistemin başbakanı yok. Çok merak ettiğim bir konu var. Allah aşkına birisi gelsin bana bunu anlatsın. 10. maddenin sondan ikinci fıkrasını bana birisi gelsin anlatsın. Hukuk tahsili yapmış birisi gelsin anlatsın. Aynen şöyle bakın. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığı ilgili hükümlerinden yararlanırlar. Yani göreviyle ilgili Yüce Divan yargılayacak, göreviyle ilgili olmayan konularda tıpkı milletvekillerinde olduğu gibi yasama dokunulmazlığı olacak. Ya arkadaşlar, gerçekten okuduğumuzu anlıyorsak böyle bir yetkiyi bir memura, çoğunluğunuza dayanarak nasıl verirsiniz? Yani hırsızlık göreviyle ilgili bir konu mu? Rüşvet, adam kayırmak göreviyle ilgili bir konu mu? Diyelim ki atamayla gelmiş bir cumhurbaşkanı yardımcısına, bir bakana göreviyle ilgili olmayan bu konuda yasama dokunulmazlığı veriyorsunuz. Ey milletin vekilleri, siz hangi akla atanmış bir memura göreviyle ilgili olmayan bu suç için böylesine güçlü bir silah veriyorsunuz? Atanmış bir memura cumhurbaşkanı hasta olduğunda, yurt dışına çıktığında temsil yetkisi veriyorsunuz. Milletin %100'ünü temsil eden Büyük Millet Meclisi'nin başkanına vekaleti vermeyip bir atanmışa bu yetkiyi nasıl veriyorsunuz? Sonra da nasıl sokaklarda, meydanlarda milli iradeden söz ediyorsunuz? Bir atanmışı, bir bürokratı kutsuyor ve milletin temsilcileri olarak devleti ve milleti ona teslim ediyorsunuz. Siz bu teklifle çoğunluk rejimi inşa ediyorsunuz. Sizin istekleriniz gerçekleşirse boynu bükük bir meclis, kolu kırık bir demokrasi, yüreği ezik bir millet, itibarı düşük bir devlet oluruz. Ekvador'dan nota yiyen, Güney Amerika'ya zırhlı Mercedes'le gitmeyi maharet sayan, kendisine muhalif herkesi vatan haini ilan eden, binanın büyüklüğünde betonda itibar arayan, her yanlışını üst akılla, dış mihrakla anlatmaya çalışan, coğrafyasında sürekli ayar verilen bir devlet oluruz. Lütfen biraz akıl, biraz sağduyu, biraz bilim, biraz hukuk, biraz tarih bilgisi. Ve en önemlisi de geleceğimize ve çocuklarımıza karşı birazcık sorumluluk duygusu. Anayasaların asıl amacı iktidarların keyfi uygulamalarını önlemek ve özgürleşmeyi sağlamaktır, özgürlükleri korumaktır.
Ve 1200'lerden bu yana dünyanın gidiş yönü budur. Tarihi bir su kanalı gibi algılayamazsınız. Kenarları betonla çevrilmiş, içinde suyun aktığı bir kanal gibi tarihi yöneltemezsiniz. Bu yaptığınız beyhude bir çabadır. Bu sürdürülebilir değildir. Bu hukuk tanımazlıktır. Siz hadi hukuk bilmiyorsunuz, hadi bilim bilmiyorsunuz, hadi tarih bilmiyorsunuz, türkülerimizi de mi bilmiyorsunuz? Bu ordunun dereler... Son bir dakikanız lütfen. Bu ordunun derelerini yukarı doğru akıtmaktır. Emin olun ki asla ve asla memnun edemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın memnun edemeyeceksiniz. Daha fazlasını, daha fazlasını, daha fazlasını isteyecektir. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnameleri emin olun ki bir fermandır. Ferman buyruğudur. Unutmayın ki ferman varsa Dadaloğlu da vardır. Bunu unutmamanızı tavsiye ediyorum. Yüce Meclis'e saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın İnci.